devlet için, evet, millet için, evet, cumhuriyet için, evet, Türklüğün bekası için, evet. 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandum öncesi toplumun tüm kesimlerinden evet sesleri yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'tan yükselen en gür seslerden biri de Ülke Ocakları Başkanı Mesut Kaplan'dan geldi. Ege Üniversitesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca kalleşçe, haince şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi vefatının 2. yıl dönümünde anmak, dualarla, tekbirlerle yad etmek için bir arada bulunuyoruz. Göksu'nda ülkücü şehitlerden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 2. yıl anısına bir araya gelinen toplantıda konuşan İl Başkanı Kaplan, konuşmasında Çakıroğlu gibi vatan uğruna şehadete koşan gençliğe daha güzel bir Türkiye bırakmak için bir şeyler yapılması gerektiğine değinerek salondan büyük alkış alan neden evet denilmeli sorusuna gür bir sesle yanıt verdi. Maraş'ta bir gazeteci, köşe yazarının şahsın ilk ocaklarıyla alakalı bir soru yöneltmiş. Ben de buradan gür bir sesle cevap veriyorum. Biz ilk ocaklılar olarak, Kahramanmaraş ilk ocakları olarak başbuğun yolunda, liderin izinde, ilk ocakları genel başkanının emrinde devlet için, evet, millet için, evet, cumhuriyet için, evet, Türklüğün bekası için, evet, liderimiz ve Türkiye için sonuna kadar